Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı aday gösterirse aday olurum diyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı doğal olarak Cumhurbaşkanı adayıdır. Bir parti kuruyorsunuz, kurmuş olduğunuz partide hedefleriniz vardır, vizyonunuz vardır, misyonunuz vardır. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmek için parti kurarsanız, Türkiye Cumhuriyeti'yi yönetmek için iktidara aday olursunuz. Buna göre liyakatlı kadroyu oluşturursunuz ve çıkarsınız dersiniz ki masaya yumruğu vurur, ben Cumhurbaşkanı adayım. Cumhurbaşkanı adayı olacağım. Cumhurbaşkanı olduktan sonra da memleketin şu 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 sorunlarını çözeceğim. Ve bu konuyla ilgili düşün arkama. Tabii oy oranına baktığımız zaman şu anda Millet İttifakı'nın en fazla oyuna sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi liderinin doğal olarak ben Cumhurbaşkanı adayım. Ey Millet İttifakı ortaklarım, düşün peşime ve kazanalım. Türkiye'nin meselelerini çözelim. Şimdi siz yani Kemal Kılıçdaroğlu veya yerine başka birisi olarak düşünelim. Siz kalkar da baştan ben Cumhurbaşkanı adayım demediğiniz müddetçe Millet İttifakı uygun görürse, bakınız sözcüğünün manşetinde ne diyor? Millet İttifakı aday gösterirse olurum diyor. Doğru mu? Yani şimdi Millet İttifakı ortakları kalkıp da herkes kardeşim boyunun ölçüsünü bilecek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %20 ile %25 arasında, %25 diyelim, %25 oyu varsa, İYİ Parti'nin %10, %11 oyu varsa, Saadet Partisi'nin %0.9 veya %1 oyu varsa, HDP eğer ittifak girecek %8, %10 oyu varsa, burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın özellikle ilk baştan ben hükümeti kuracağım, ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım ve doğal olarak bunu demeye gerek yok, Cumhurbaşkanı adayı olmalı. Kalkıp da Millet İttifakı efendim uygun görürse aday olurum demek herkese bir söz söyleme cesaretini, kabiliyetini getirir. Sonra da Cumhurbaşkanı adayı dayatması gündeme gelir. Yani der ki HDP, hatta diyor ki oturalım şimdi sözleşme yapalım, Cumhurbaşkanı adayını belirleyelim, milletvekili sayısını belirleyelim ve bu konuyla ilgili kazanırsak neler elde edeceğiz? Şimdiden sözleşmeyi yapalım. Aksi halde üçüncü bir ittifak gündeme gelebilir diye tehdit bile ediyor. Ediyor mu etmiyor mu ediyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi gelelim İYİ Parti liderine Meral Akşener'e. Meral Akşener diyor ki ben Cumhurbaşkanı olacağım diyor. Bunu her yerde söylüyor. Meral Akşener demişti ki daha önce 15 Temmuz öncesinde ben başbakan olacağım demişti. 15 Temmuz geldi geçti, başbakan falan yoktu ortada. Meral Akşener'e baktığımız zaman hatta iddia ettiler. Meral Akşener için FETÖ'cülerle aynı ağız birliği içerisinde dendi. Hatta bir milletvekili Ümit Özdağ dedi ki İYİ Parti İstanbul İl Başkanı FETÖ'cü dedi. Hatırlıyoruz değil mi? Gelelim başka bir şey. Saadet Partisi lideri kendisini efendim yaşlandım diyor, ben diyor Cumhurbaşkanı adayı olayım. Veya diyor işte Abdullah Gül aday olsun. Eski Cumhurbaşkanı aday olsun. Diğer tarafta Ali Babacan diyecek Abdullah Gül aday olsun. Ahmet Davutoğlu'nun peşinden koşacak gidecek. Böyle tıpış tıpış emin adımlarla. Ne olacak? Siz kalkıp da siz Cumhurbaşkanı adayım demediğiniz müddetçe, bu kararlılığı ortaya koymadığınız müddetçe, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel karakteristik özelliği olarak 100 yıla yaklaşan bir parti olarak ve bunun genel başkanı olarak siz ben Cumhurbaşkanı adayım demediğiniz müddetçe Millet İttifakı aday gösterirse olurum. Göstermezse kim olacak? Ekmelettin İhsanoğlu mu olacak? Ekmelettin İhsanoğlu gibi 3 günde, 5 günde, 1 günde, 5 dakikada adayınız bu diye bir dayatma mı gündeme gelecek? Bence Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda cesaretini ortaya koymalı. Bunun bedeli ne olursa olmalı. Ben Cumhurbaşkanı adayım. Haydi bakalım Millet İttifakı desin. Ak mı kara mı o zaman ortaya çıksın efendim. Doğrusu budur. Yani diğer türlü işte o olsun bu olsun ötek olsun berik olsun sonra parçalanma. Tabii ki iktidarın da bu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması iktidarın da bal gibi hoşuna gidiyor. Doğru değil mi efendim?